Açık pozisyon varken başlangıç teminatları değişirse ne olur? Başlangıç teminatları takas bank tarafından 3 ayda bir değiştiriliyor ve yürürlük tarihinden bir süre önce yayınlanıyor. Şimdi yürürlük tarihi geldiğinde açık pozisyonlarınız için bağlanan teminatlar yeni değerler üzerinden yeniden hesaplanıyor ve e, ama bu durumda tabi durumunuz Değişebiliyor. Buna tabii ki dikkat etmek lazım. Şimdi bakın size bir örnek vereyim. Ekranımda kalabalık. Evet. Şimdi bakın diyelim ki mevcut başlangıç teminatı, şunu mevcut başlangıç teminatı 250 lira. Tamam mı? Bu durumda sizin bakiyeniz. 270 lira. E bu durumda, e ne oluyor? 250 lira başlangıç teminatı var, sizin bakiyeniz 270 Türk lirası. E, Teminat tamamlama çağrısı almazsınız, öyle değil mi? Ancak e, yeni hesaplanan mesela başlangıç teminatı 280 lira oldu ve bunun duyurusunu yaptılar. E şimdi bu durumda ne oldu? Sizin bakiyeniz 270 lira. Başlangıç teminatı 280 Türk Lirası. E, 10 lira eksiğiniz kaldı. Sadece bakın pozisyonunuz değişmediği halde, pozisyonunuz değişmediği halde, başlangıç teminatı yükseldiği için 10 lira teminat tamamlama çağrısı aldınız. Öyle değil mi? 280 başlangıç teminatı 270 bakiyeniz var. O yüzden teminat tamamlama çağrısı 10 lira olarak işlendi ve hiçbir şey yapmamanıza rağmen başlangıç teminatı ...değişmesine e, istinaden... E, ...tabii ki teminat tamamlama çağrısı... ...alıyorsunuz. E, şimdi... ...tabii ki burada aracı kurumda başlangıç teminatları ilan edildiği zaman... ...vakit geçirmeden size gerekli duyuru yapar. E, mutlaka gerçek hesabınız varsa zaten... ...bununla ilgili duyuru size zamanında yapılır. E, bu konuda tabii şirketimiz... Yani ...şirketimiz bünyesinde... E, ...yatırımcı temsilcileriniz de konuyla ilgili size yardımcı olacak en yakın kişi tabii ki